Dostlar herkese selamlar. 28 Haziran ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde tekeri döndürmeye devam ediyorum. Didim'de geceyi geçirdikten sonra Akbük'e doğru ilerlerken Sapla Ada diye burayı geçerken uğrayıp mutlaka görmem gereken denilen yere geldim. Gerçekten burada coğrafya harika. Burada iki tane ada var. Diğeri biraz daha ufak. Saplı demelerinin sebebi sanırım burada bakın insanlar o adaya yürüyerek gidip geliyorlar. Bu sapı oluyor sanırım. Gerçekten keyifli bir coğrafya burası. Aynı zamanda ücretsiz olarak kamp yapabileceğiniz, çadır kurabileceğiniz, karavanla gelebileceğiniz bir yer. Su zaten içinde, buradan balıkları görebiliyorum. O kadar berrak. Sanırım ilk mesafeler biraz sığ ama biraz ilerleyince de böyle yetişkinlerin de rahatça girebileceği mesafelere ulaşıyor. Tabii birçok yerde olduğu gibi ben bu coğrafyayı da her ne kadar çok güzel olmuş olsa da bırakıp devam etmek durumundayım. Çünkü günlük kilometrenin daha henüz başındayım. Burası Didim'le Akbük arasında bir yer. Geldim, gördüm, şöyle havasına bir baktım, manzaraya bir baktım. Aslında böyle kalınıp yaşanılması bir yer ama dediğim gibi tekeri döndürmeye devam etmem lazım. Dostlar Bodrum'a doğru tekeri döndürmeye devam ediyorum. Ana yollardan değil de böyle ara yolları tercih edip böyle zeytin bahçelerinin, ormanların arasından geçerek yoluma devam ediyorum. Tabii harika görüntüler oluyor ama her birini böyle durup video almaya kalksam, kayıt etmeye kalksam işim çok uzun sürer. Yani bu yolculuk kesinlikle hiç bitmez. Ama burada artık durayım dedim. Çünkü böyle bir yapıyı görünce, buna benzer yapılar birçok yerde görmüştüm ama bunun içinde suyu görünce su beni durdurdu. Acaba dedim bu bir su kuyusu değil, buna bir şey deniyordu efendim. Öyle bir şey mi? Yoksa buraya yağmur suları falan mı dolmuş? Onu merak ettim. Tabii her zamanki gibi burada çöplerimiz ziyadesiyle mevcut. Ah, içinde kurbağa da zıpladı. Balık değildir herhalde. Acaba diyorum, burayı hayvanları sulamak için mi yoksa içme suyu olarak için mi kullanılmış? Çünkü en yakın yerleşim yerine bile burası bayağı bir uzak köylere. Burada belki çalışırken bahçelerde ne bileyim hayvanlar için olabilir. Daha çok onların sulu ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii bu tahminden öte bir şey değil. Ama yol çok keyifli yol. Eğer Akbük'ten sonra da bu yolu devam ediyorum. Eğer bu taraflardan geçecekseniz hakikaten bu yolu tercih edin. Çok keyifli ve doğayı seyrede seyrede yolu devam edip tamamlayabilirsiniz. Dostlar o yapının adı sarnıç olması lazım. Su sarnıcı. Yolda gelirken birçoklarını daha görünce aklıma geldi. Ben yol kenarında böyle 10 tane civarında gördüysem herhalde civarda çok daha fazlası vardır. Efendim bu arada ben Bodrum'a ulaştım. Henüz şehir merkezine girmedim ama öğlen sıcaklarında buraya vardığım için ben hemen kendimi müsait bulduğum ilk gölgeliğe, böyle ağacın, toparlak bir ağaç var, bunun gölgesine attım. Burada biraz dinleneceğim. Tabii buraya kadar gelirken böyle çok güzel ormanların, zeytin ağacı bahçelerinden geçerekten, böyle çok güzel koylar görerekten, motorcuların
çok sevdiği virajlarda yata yata buraya kadar geldim efendim. Bu karşısı artık tam navigasyondan bakıyorum, tam seçemiyorum. Şimdi bu Gümbet'le Bodrum yan yana oluyorlar. Ben şimdi bunun ikisinin arasındayım galiba. Henüz merkeze inmedim. Burası Bodrum mu, Gümbet mi bilemiyorum. Birazdan, biraz soluklandıktan sonra aşağı ineceğiz. Lakin şurada gösterebiliyor muyum? Sanırım gösterebiliyorum şimdi. Belki yani apartman büyüklüğünde belki binlerce kişiyi alan bir şey var. Turizm gemisi var. Hakikaten devasa, dumanı da tutuyor efendim. Karşıki dağlar, tepeler, adacıklar, adalar. Vallahi harika bir coğrafya. Burasının neden bu kadar rağbet gördüğü anlaşıldı. Dediğim gibi buraya ben ilk defa geliyorum. Hakikaten o koylardaki o denizin mavisi ton böyle mavinin değişik tonları böyle hakikaten insanı kendisine hayran bırakıyor. Ama tabii buralarda çok yoğunluk var. Daha şimdiden mesela dün Didim'deydim. Öğlen saatlerinde böyle bir trafik yoğunluğu falan bir şey yoktu. Burada bu saatlerde bile var. Akşam insanlar evlerinden çıkıp otellerinden çıkıp dolaşmaya başladığında herhalde adım atılmayacak. Böyle yoğunluk hoşunuza gidiyorsa eğer, yani buralar hakikaten tadından yenmez harika doğa ve manzara. Arkadaşlar tekeri döndürmeye başlar başlamaz virajı döndüğümde daha 100 metre bile gelmedim. Bu Kümbet'e yani su sarnıcına rastladım. Bunun hemen yukarısında da şeyler var. Neydi bunlar efendim? Yel değirmenleri var. Şöyle biraz daha geri geleyim. Evet, onların pervane mi denir? Ne denir? Onlar yok ama taş yapılar sanırım bir kısmı restore edilmiş şekilde hala ayakta duruyor. Ve burası da karşı koy. Ama bunların hangisi Bodrum, hangisi Gümbet onu ben şey yapamadım. Çözemedim henüz. Hava acayip sıcak. Ben de yaz moduna geçtim. Montumu çıkardım. Yavaş yavaş kıyıdan gideceğim. Öğlen saatlerinde her ne kadar yazlık mont olsa da montla böyle yavaş yavaş gitmek, sağa sola bakınmak beni fazla yoruyor. O yüzden böyle daha güvenli olması için kıyıdan devam edeceğim. Şimdi şöyle bir yukarı çıksam mı? Sıcak beni hakikaten zorlamış. Ben normalde böyle bir şey gördüğümde çıksam mı çıkmasam mı diye kesinlikle düşünmem, şu anda düşünür oldum. Neyse, çok fazla bir uzun yol değil. Oraya bir de çıkayım. Şöyle koylara, denize, manzaraya biraz daha yukarıdan bakayım. Dostlar, yukarı çıktığım iyi oldu. Burada en iyi durumda görünen değirmenin önüne kadar motorumu çıkardım ama şuradaki taşlıkta az kalsın yatıyordum. Neyse ki ucuz kurtardık. Çünkü niye? Şu karşıda bir ada var. bu tarafta. O biraz önce göstermiş olduğum geminin olduğu koy burası. Kale burada. Diğer koy da burası oluyor. Ben hala karar veremedim hangisi hangi tarafta diye. Ama ikisini de gezip göreceğiz. Gerçekten muhteşem görünüyor buralar. Ya şöyle denize bakınca iyi. Yani şöyle döndüğümde bütün evler tamamen beyaz, tamam, güzel. Ama yeşillik bırakılmadan böyle dip dibe yapılmış sanki böyle şeyler. Ya da ben mi fark edemiyorum bilmiyorum. Yani yeşillik çok seyreltilmiş. Böyle bir yerde daha fazla yeşilliğin olmasını beklerdim açıkçası. Ama ona rağmen yine de manzara henüz yok olmamış. Doğa yok olmamış. Değirmenin içini merak ettim. Şöyle demir kapıyla içerisi korunuyor ama
pek de korunamamış. İçeride de böyle görünüyor. Ahşaptan bir şeyler yapılmış. Bunların hangisi nereye dönüyor? Bilmiyorum. Ama görüntü bu şekilde dostlar. Yani görülebilen bu şekilde. Hatta kamerayı şöyle elimle uzattığımda normalde kapıdan göremeyeceğim yerleri de görürüm herhalde. Evet. Bu şekilde üst katında ne var? Acaba değirmen taşı orada mı? Çünkü şuradaki kiriş sabit görünüyor. Zamanında bunlardan elektrik üretmediklerine göre adı üzerinde zaten değil mi? Yel değirmeni. İçerisinde değirmen var. Sıcak beni sanırım biraz bozdu. Ben daha sık aralıklarla yolculuğa devam etmem lazım. Tabii önce kampçılığın kuralıdır arkadaşlar. Kamp yapmayı, kampçılığı heves eden arkadaşlar varsa aklıma gelmişken artı parantez. Eğer gitmiş olduğunuz bölgede kamp atacağınız, çadırınızı kuracağınız veya efendim karavanınızı koyacağınız yer belli değilse, karavanla gene bir yol kenarında falan idare edersiniz de asıl bu söylediğim çadır kuracak olan dostlar için. Eğer yeriniz belli değilse, ulaşmak istediğiniz yere ulaştığınızda öncelikle çadırınızı kuracağınız yere tespit etmeniz lazım. Ondan sonra gezmeye devam edebilirsiniz. Ben henüz bu yeri tespit etmedim. Çünkü daha yeni geldim. Yolda bir iki arkadaştan karşılaştım. Onlar buraları biliyorlarmış. Mutlaka onlar kendilerine yer bulmuşlardır. Mesaj yazdım onlara ama henüz görmediler. Belki denizde falan olabilirler. Onlardan bir cevap gelirse belki yer bulma konusunda biraz daha şanslı olabilirim. Evet arkadaşlar, Bodrum ne tarafıydı diye düşünürken aklıma geldi. Haritadan baktım, bu koca kale jeton düştü sonunda. Bodrum tarafı bu taraf. Demek ki bu tarafta gümbet oluyor. Şimdi her ikisine de inip şöyle gelebildiğim kadar sokakları da bir arşınlayıp sokaklarda havalar nasıl, sokakların enerjisine de bir bakıp buraların keyfini de sürmeye çalışacağım şimdi. Yeşilliklerin arasından masmavi bir manzara. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Şimdi söylemiştim ya, kamp alanını önce belirlemek lazım diye. Çünkü o kafada soru işareti olunca zaten gezdiğinizden de bir şey anlamıyorsunuz. Ben de bugün aynı durumdaydım ki sonunda kamp yerimi buldum. Hatta ücretsiz. Az bir şey zahmetli. Şöyle göstereyim dostlar. Şunun gibi araçlarınızı veya karavanlarınızı, hangi araçta geldiyseniz, buraya bırakıp hemen şu yeşilliklerin arkasında bundan daha büyük bir cep var yolun bu tarafında ve buradan gelip merdiven de yapmışlar. Bu merdivenlerden aşağıya inip çok güzel bir sahile ulaşıyoruz. Yalnız bunun ağaç böyle eğilmiş burada. Bunun ya altından geçeceksiniz ya üstünden. Çok da zor değil. Buranın tek zahmetli yanı, bir de hoşumuza gitmeyecek yanı, eğer karavanınız yoksa benim gibi motorla veya otomobil gibi bir araçta geldiyseniz işte eşya taşıma gibi şeyiniz olacak. Aracınız da yanınızda olmayacak. Burası böyle güzel bir plaj. Çadırlar kurulmuş. Devletin yeri
Kimsenin de bir şey dediği yok. Gayet güzel. Deniz de harika. Manzara da harika. Ben de kamp yerimi artık belirlediğime göre gayet rahatladım. Bundan sonra ne yapayım? Akşam iyice yaklaştı. Akşam yemeği yiyeceğim. Sonra şöyle Bodrum'un sokaklarını daha gönül rahatlığıyla bir dolaşacağım artık. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Tekrardan iyi bayramlar. Çocuğum, 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 çocuğum